Merhaba sevgili mekan ve insan izleyenleri. Bugün benim için de oldukça özel bir program ile karşınızdayız. Keza bugün mekan ve insanın 300. bölümüyle karşınızdayız, kaydediyor olacağız. Bu yaklaşık 6 senedir birlikte olduğumuz anlamına geliyor ve bu sebeple programa başlamadan önce birkaç teşekkürle söze almak isterim. Daha sonra tabii ki esas sahne konuğumun olacak. Öncelikle bu programa ev sahipliği yapan Medyascope ekibine teşekkür etmek isterim. Yan yol serüvenimizin ardından kendi programımla devam etmemi sağlayan ve beni teşvik eden Ruşen abiye, editörlerimiz sevgili Kaya ve Aliye'ye ve rejideki arkadaşlarım Özge ve Büşra'ya çok teşekkür ederim. Tabii elbette benim için bu program akademik hayatımın yorucu temposunda devam ettirdiğimde bir çalışma. Dolayısıyla bazen hakikaten yorulduğum, hatta pes etmeyi düşündüğüm zamanlar oldu. Yaptığım işleri, çalışmaları sorguladığım zamanlarda da devam etmek için beni hep destekleyen eşim Can oldu. Dolayısıyla ona da teşekkür ederim. Sizlerin karşısında bu yolculuğa devam etmemdeki en önemli motivasyon kaynağım kendisi. Ama en çok sizlere teşekkür ederim. Çünkü siz izlemeseniz, siz dinlemeseniz mekan ve insan sözünü ve sesini kimseye duyuramaz. Dolayısıyla bugüne kadar ağırladığım tüm konuklarımın da adına siz izleyici ve dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Ve bu özel programda artık beni tanıyanların da çok iyi bildiği ve benim de üzerine çok yoğun mesai harcadığım bir konuyu konuşuyor olacak olmamız beni ayrıca sevindiriyor. Yani 300. bölümde biz toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşuyoruz. Dolayısıyla bu mekan ve insanın da sanırım anlam ve önemine ayrıca katkıda bulunacaktır diyeyim ve müsaadenizle her zamanki gibi programı ve konuğumu tanıtayım. Bugün mekan ve insanın 300. bölümünde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye'de katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi projesinin direktörü olan Ülker Şenay ile birlikteyiz. Ve 30 Büyükşehir Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği karnelerini değerlendireceğiz kendisiyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi ben hemen sözü size vereyim. Ben kutlamamı yaptım. Ben de sizi kutluyorum. Çok 300. programı çok bitirmişsiniz. Sağ olun. Nice mutlu 300. yıllara daha. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben ilk sorumla başlamak isterim. 30 Büyükşehir Belediyesi'nde kentsel hizmetlere, danışmanlık ve sosyal destek mekanizmalarına kimlerin erişebildiğinin karnesi aslında bir nevi bu hazırladığınız rapor. Bu arada hemen belirtmek de isterim. Rapora ulaşabilirsiniz. Derneğin sayfası üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Sizler de bütün bu veriyi kullanabilirsiniz ve kaynak vermek suretiyle de çalışmalarınızı da kullanabilirsiniz elbette. Şimdi bu mekanizmalara kimler erişebiliyor diye ben genel bir soruyla başlayayım. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizlik burada nasıl bir bariyer oluşturuyor? Buyurun lütfen. Ben de şeyi söyleyeyim. Aslında kentsel haklar ve hizmetler dediğimizde çok geniş bir kapsamı var. Burada hem hareketliğe dair haklardan bahsetmek mümkün, hem barınmaya dair haklardan bahsetmek mümkün, hem de kentsel hizmet dediğimiz hizmetlere erişimden bahsetmek mümkün. Tüm bu hizmetlerin aslında cinsiyete dair bir şey söylüyor bize. Cinsiyetle bir kesişimsellikleri de söz konusu. Biz burada kentsel hizmetleri bir bütün olarak bakmadık. Örneğin barınma hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ne durumda? İşte kadınların ev sahipliği, kadınların barınma hizmetlerine erişim gibi şeylere bakmadık elbette. Ama mesela hareketliğe baktığımızda ulaşımda belki bizim raporda bu çok fazla yok ama başka çalışmalarımızda da biliyoruz ki toplumsal cinsiyet eşitliğiyle çok fazla aslında iç içe geçmiş ulaşım hizmetlerinin kendisi. Siz eğer tek tek araç sahipliği üzerinden ya da özel araçların kullanımı üzerinden bir ulaşım stratejisi geliştiriyorsanız, toplu taşımayı ikincil kılıyorsanız, bu kadınları, özellikle de yoksul kadınları aslında dışarıda bıraktığınız anlamına geliyor. Çünkü araba sahipleri bir sahipliği bir maliyet gerektiriyor. O arabayı sürmek başka bir beceri gerektiriyor. O arabanın bakımıdır, şudur budur. Ve sadece kadınları değil, yaşlıları, engelleri ve çocukları, hani toplu taşıma kullanarak aslında hareketliliğini sağlayan herkesi dışarıda tutmuş oluyorsunuz. Birincisi kentsel hizmetler dediğimizde aslında bir toplumsal cinsiyet yönü var. Ama bizim raporda şuna vurgu yaptık. Belediyeler hangi hizmetleri sunuyorlar? Ve bu sundukları hizmetler yeterli mi? Aslında ihtiyacı görüyor mu? İhtiyacı karşılıyor mu? Üzerinden bir rapor hazırladık.
Kimler bu hizmetlere erişiyor meselesine maalesef belediyelerin verileri üzerinden erişmek mümkün değil. Bu bilgiye erişmek mümkün değil. Çünkü belediyelerin çoğu sundukları hizmetlere dair veriyi tutmuyorlar. Veri tutan belediyeler de bunu bilgi haline getirmiyorlar. Yani veriyi bir yerde, bir dosyada, bir klasörde tutuyorlar. Ama bu veriyi analiz ediyorlar mı? Hayır. Bu veri ne anlama geliyor? Nasıl bir değerlendirmeye konu oluyor? Bu verinin sonuçlarını, yani o bilginin kendisini raporluyorlar mı? Bu konularda epey bir eksiklik var. Ve belediyenin işte faaliyet raporlarında da, performans programlarında da, stratejik planlarında da ve diğer belgelerinde de aslında örneğin ben Kadın Danışma Merkezi hizmeti veriyorum. İşte 2022 yılında kaç tane kadın bu hizmetten yararlandı? Bunların sosyoekonomik durumu neydi? Yoksul kadınlar mı? Çalışmayan kadınlar mı? Yani işsiz, ücretli bir iş anlamında söylüyorum. İşte hane yapıları nedir gibi araştırmalar yaptığımızda aslında belediyelerin elinde bu verilerin olmadığını görüyoruz. Yani belediyeler kendi hizmetlerinden kimlerin yararlandığını ya da bu hizmetlerin dışında kimlerin kaldığını bilmiyorlar. Kimlerin kaldığını bilmedikleri için de aslında hizmete ihtiyaç duyduğu halde bu hizmete erişemeyenlere dair bir politika da üretemiyorlar. Ama başka çalışmalarda şunu görüyoruz ki en yoksullar aslında belediye hizmetlerinden en az yararlananlar oluyor. Çünkü bir kadın danışma merkezine gitmek için de bir mesleki eğitim kursuna gitmek için de en azından evden çıkmak gerekiyor. Bu evden çıkmak demek mesela Ankara'yı örnek verelim, Ege Mahallesi'nde oturuyorsunuz ve Büyükşehir Belediyesi'nin kadın danışma merkezine gideceksiniz, güçlenme merkezine gideceksiniz. En az yol bir saat sürüyor zaten toplu taşımayla. Dönüş yine bir saat sürüyor. Çocuk varsa çocuğu götüreceksiniz. Orada en az bir saat bir zaman geçirmeniz gerekiyor. Aslında bir 4 saatlik zaman diliminiz olacak ki siz bu hizmete erişebilirsiniz. Şimdi burada sorun şu, belediyeler belli hizmetleri veriyorlar ama bu hizmetleri sadece merkez düzeyinde verdikleri için, bu hizmetleri ihtiyaç duyanın en yakınına götürmedikleri için, yani mahalle düzeyinde aslında bu hizmetleri üretmedikleri için aslında çok ihtiyacı gördüğünü söylemek mümkün değil. Ve şey söylemek gerekiyor aslında, mesela 31 Mart'tan sonra Türkiye'nin belediye haritası epey bir değişti. Ve sosyal belediyecilik yaptığını, toplumsal belediyecilik yaptığını söyleyen epey bir yaklaşımda iktidarda şu anda belediyeler açısından söylersek. Onların belki de yapması gereken ilk şey bu merkezlerde, şehrin belli merkezlerinde oluşturdukları yapıları, kadın danışma merkezi olabilir, kadın güçlenme merkezi olabilir, istihdam merkezleri olabilir, mahalle düzeyine yaymaları. Yani tekrar bir dönem Türkiye'de popüler olan bu toplum merkezi çalışması dediğimiz çalışmayı yapmaları gerekiyor ki Ege Mahallesi'ndeki bir kadın Ulus'a, Gençlik Parkı'na gitmeden yakın bir yerde oraya erişebilsin. Bu şekilde mahalle düzeyinde çalışma yapıldığında aslında yoksulların, hem engellerin, hem yaşlıların, yani ulaşım ya da hareketliliği kısıtlı olan insanların da bu destekleri alması mümkün olabilecek. Şeye baktığımızda hani kimler yararlanamıyor dediğimizde birincisi bu, yoksulluk içinde olanlar yararlanamıyor. Çünkü bu hareketliğe sahip değiller. Bazen de aynı dili aslında kullanmıyorlar diyelim. Yani bir danışma merkezine gittiğinizde, bir mesleki eğitim kursuna gittiğinizde karşınızdakiyle sizin aynı dili kullanmanız gerekiyor. Eşitlikçi bir ilişki kurmanız gerekiyor. O eşitlikçi ilişkinin kurulup kurulmadığı çok şüpheli bana kalırsa. Buna benzer sorunlar da var. Bu nedenle de erişim aslında çok mümkün olmuyor. Şeye bakarsan toplu taşıma pahalı bir şey artık Türkiye'de. Ankara'da sadece tek bir gidiş 17 lira gibi. Kimilerine az gelebilir ama gidiş dönüş 35 lira ediyor ve bu yoksul haneler için bayağı bir şey demek, aslında bir külfet demek. Hani tüm bunları düşünürsek yoksulların erişemediğini söylemek mümkün. Erişemeyen ikinci grup, biz çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği diyoruz. Ve bunu sadece kadınlar için söz konusu değil. Erkekler açısından da aslında eşitliğin sağlanması gerekiyor. Çünkü bütün erkekler güçlü, bütün erkekler, hani bu erkekler arasında da farklılıklar var. Hegemonik erkeklik var, biliyorsunuz o erkeklik tartışmalarını. Ama bazı erkekler de aslında bu hizmetlere ihtiyaç duyuyorlar. Güçlenmeye erkeklerin de ihtiyacı olabiliyor. Ya da destek almaya erkeklerin ihtiyacı olabiliyor. İşsizlik dönemlerinde sosyal yardımlara da erkeklerin ihtiyacı olabiliyor. Ama bizim baktığımız şey Türkiye'de sosyal hizmetler kadınlara, çocuklara, yaşlara ve engellere destek verecek şekilde oluşturulmuş. Ve bu destekler de zaten merkezlerde yoğunlaşmış. Bunun kendisi bir sorun. Ama erkekleri görmeyen bir sosyal hizmet uygulamaları söz konusu. Bu nedenle güçlenmeye ve desteğe ihtiyaç duyan yoksul erkekleri, özellikle yoksul ve işsiz erkeklerin bu tip desteklere ihtiyacı var. Onları da görmeyen bir yaklaşım söz konusu. Bu nedenle belediye hizmetlerinin aslında bu sınıfla, sınıfsal yaklaşımla bir ilişkisi olduğunu da söylemek isterim.
Bilmiyorum sorunuza cevap oldu mu? Oldu oldu. Yani ben çok kısa bir özet geçeyim. Siz de o sırada suyunuzdan yudumlayın. Anlayabildiğim kadarıyla zaten bir kere hepimizin ortak problemi hem akademide hem sivil toplumda hem de yerel yönetimle ilişkili olarak veri. Evet. Verinin doğru bir şekilde derlenmiyor olması, cinsiyet duyarlı ve kesişimsel olarak da derlenmiyor olması, varsa da bu veri bir şekilde bunun bilgiye dönüştürülmemiş. Dolayısıyla bir politikaya nasıl dönüştürüleceğiyle ilgili orada ciddi bir aslında kırılma ve kopma olması. İki, erişilebilirlik problemi. Bu erişilebilirlik hem fiziksel söylediklerinizden anladığım kadarıyla evet. hem de aslında mental. Aynen çünkü öyle. İşte ortak kültürel dili konuşmamak şey. Evet, dediğiniz şeyde de aslında o da bir erişilebilirlik problemini tabii. tanımlıyor bize. Bazen bu ikincisi birincinin önüne bile geçebiliyor. Tabii. Yani mesela genç erkeklere baktığımızda eğer işsizse sosyal yardımlara başvurmuyor. Ve evde bulunan kadınların sosyal yardıma başvurması için baskı uyguluyor. Çünkü kendisi şunu da biliyor. Bir erkeklikten dolayı hani ben yardım alan taraf olmak istemiyor. Birincisi bu. İkincisi de gittiğinde de zaten kendisine şey muamelesi yapılmıyor. Evet, desteğe ihtiyaç duyan bir birey muamelesi yapılmıyor. Yardım almak isteyen genç bir erkek nasıl oluyor filan. Hani bir yargılama ve eleştiri ile birlikte giden bir süreç işlediği için aslında bunun kendisi tekrardan kadınlara dönüyor ve de bakıyorsun ki yoksul hanelerde yardımların peşinden koşanlar kadınlar oluyor. Erkekler kahvehanede oturuyor. Ama bunlar birbirini besliyor bu arada. Tabii tabii. Bu nedenle bu ikinci dediğiniz şey bazen daha da belirgin olabiliyor erişimde. Tabii. O zaman aslında bir noktada yani aslında bu bir soru değil bir yorum. Dolayısıyla belki sohbetimizin bir parçası olsun müsaadenizle. Bu hizmet birimlerinde çalışan kişilerin de toplumsal cinsiyet yargıları ile ilgili bariyerlerini aşmaya yönelik eğitimlerden geçmeleri gerekiyor. Ya, kesinlikle hem eğitimden geçmeleri gerekiyor bir zihniyet dönüşümü gerekiyor. Ama bazen yerel yönetimlerde de böyle, merkezi idarede de böyle kadın olmak sanki bütün kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bakış açısına sahiplermiş Tabii gibi ki. Davranıyorlar. Bu nedenle bu merkezlere genellikle kadınları atıyorlar. Hani kadınlar burada çalışsın diyorlar. Ama bu yeterli değil. Hani toplumsal cinsiyet eşitliğinin kendisi bir uzmanlık alanı, bir bilgi birikimi bu konuda çalışmış olmak gerekiyor. Alanda çalışmış olmak gerekiyor. Diğer kadın örgütleriyle, feminist örgütlenmelerle ilişki içinde olmak, onların deneyimlerini bilmek. Başka kadınların deneyimlerine açık olmak, yargılayıcı olmayan bir dil kullanmak gibi çok boyutlu aslında bir şey gerektiriyor, bir yapılanma gerektiriyor diyelim. Ama belediyelerde böyle hizmet içi ya da hizmet öncesi, yani işe alıyorsun diyelim ki danışma merkezinde. Bazıları yapıyor bu arada, herkes için söylemeyeceğim ama önden bir hizmet öncesi eğitimini alması gerekiyor. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nasıl iletişim kuracaksın ve benzeri. Aynı şekilde hizmet içi eğitimler, süpervizörlük sistemi ve benzeri pek çok uygulamada söz konusu olabilir. Ama bu konuda bir eksiklik olduğunu çok açık ve net bir biçimde söyleyebiliyoruz. Bu nedenle çok orta sınıf bir belediyeciliğimiz olduğunu söylemek isterim. Karnede orta. Not orta. Karne sıfır ve biraz ortanın altı açık. Ortanın altı mı? Benim zaten notum da kıttır bu arada da. Benim de notum doğrusu kıttır. Dolayısıyla biz kıt verelim, çıtayı yüksekte tutalım değil mi? Öyle yapalım. Şimdi tabii meselenin bir de çok ciddi niceliksel olarak ölçülebilen bir kısmı var. O da harcamalar. Evet. Harcama kalemleri ve onların hizmetlere göre dağılımı. Ve siz bunu da raporunuzda detaylı bir şekilde inceliyorsunuz. Bir ortaya çıkan tablonun değerlendirmesini yapmanızı isteyeceğim. Şimdi rapordan son 2020 verisi var ama 2022 verisine de ben geçen hafta bir bakmıştım. Orada da aslında bu sosyal yardımlar dediğimiz, eğitim dediğimiz ve sağlık hizmetleri asıl olarak dezavantajlı konumda bulunan gruplar yönelik hizmetlerin üretildiği kalemler. Dinlenme, kültür ve din hizmetleri var. Burada spor tesisleri de işin içinde olduğunda belki ona da bakmak gerekiyor. Ama diğer üç kalem 2022 yılında belediye bütçesinin %4,1'ini oluşturuyor. Sadece ve sadece. Şimdi %4,1 ile neler yapılabileceği bir tarafa. Öte yandan belediyelere sorduğumuzda da aslında belediyenin bazı asli görevleri var. İşte biliyorsunuz yol, kaldırım, ulaşım, büyükşehir belediyeleri açısından. İşte çöplerin toplanması, parkların yapılması ve benzeri. Bu nedenle sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler belediyeler açısından ikincil olarak görülebiliyor. Eğitim de bunlardan bir tanesi. Bunun anlaşılır bir tarafı var. Çünkü Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı var. Ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ana görevi de aslında bu gruplara yönelik olarak çalışmalar yapmak. Güçlenme çalışmaları yapmak. Ama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın artık güçlenme çalışması yapmadığını biliyoruz. Çünkü daha önce toplum merkezleri vardı. Toplum merkezlerini kapattılar. İşte sosyal hizmet, rehabilitasyon, SHRM'lere dönüştürdüler.
böyle bir yaklaşımları yok. Yani toplum merkezleri üzerinden oradaki grupları güçlendirmek gibi bir yaklaşımları yok. Daha çok sosyal yardımlar üzerinden sorunu o an için çözmek gibi bir yaklaşımları var. Burada yapılması gereken şey şu. Birincisi bu yaşlara yönelik, engellere yönelik, kadınlara yönelik, çocuklara yönelik ve ihtiyaç duyan erkeklere yönelik çalışmaların yerelde yapılması gerekiyor. Belediyeler tarafından yapılması gerekiyor. Çünkü onlar ihtiyaçları daha iyi bilebiliyorlar. Çünkü halkla daha yakın işbirliği içindeler. Seçimle başa geliyorlar ve seçimle başa geldikleri için de hesap verilebilir yapılar olarak kendilerini görüyorlar. Çünkü 5 sene sonra yine belediye başkanı olmak istiyor gibi. Bir şeye ihtiyacımız var bana kalırsa, yerel yönetimler reformuna ihtiyacımız var. Yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ayrılan belli kalemlerin yaşlar ve engeller söz konusu olduğunda bunun belediyelere aktarılması ve belediyeler üzerinden bu hizmetlerin yapılması hem hizmet kalitesini arttıracak, hem erişilebilirliği arttıracak, hem kapsayıcılığı arttıracak. Ama öte yandan bu yapılmasa bile belediyeler kendi bütçelerini kendileri karar verebiliyor. Kendi önceliklerini kendileri oluşturabiliyor. Belki altyapı kadar sosyal hizmetlerin de ihtiyaç olduğunu, sosyal hizmetlerin de önemli olduğunu, hatta insan refahı açısından, yaşlı refahı, engelli refahı açısından daha da önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Belki belediyelere bunu söylemek gerekiyor. Çünkü öncelikler değiştiği zaman aslında ayrılan bütçe kalemi de değişecek, bütçenin oranı yükselecek ve benzeri. O belediyenin elinde. Ama tek başına belediyeyi de suçlamak istemediğim için, çünkü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da koca bir kaynak var bu işler için ayrılmış. En azından onun bir kısmını belediyeye aktarsın gibi bir şey var benim kafamda. Bir gün Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'na dair bir şeyim olursa bakan olsam falan deyip. Yani zaten işte işin uzmanının bu işi yapması ve politika öğretmesi noktasında sanırım hemfikir olmayanımız yoktur. Dolayısıyla ben destekliyorum. Destekliyor musunuz? Evet. Destekçim. Şimdi gene büyükşehir belediyelerinin aslında sunduğu hizmetlerin içerisine kadın danışma merkezi, sığınma evi, aile destek, danışma, rehberlik, eğitim merkezi gibi hizmetler var. Ve yine sizin karnenizde, daha doğrusu raporunuzda bazı belediyelerin, yani bu incelediğiniz 30 büyükşehir belediyesinde bunlardan bazılarının bulunduğunu, bazılarının bulunmadığını görüyoruz. Evet, maalesef. Ki erişilebilirlik gene her zaman bir bariyer ama en nihayetinde hiç bulunmadığında erişilebilirliği dahi konuşamıyoruz. Şimdi bu biraz kapsamlı bir soru. Şöyle ilk ayağında aslında şunu sormak istiyorum. Yani bu kadın danışma merkezleri, sığınma evi, aile destek merkezlerinin bir kere bir önemini bir tartışalım isterseniz. Hani olup olmaması ve bunun toplumsal cinsiyet eşitliği manasındaki anlamını da takiben soracağım. Şimdi şeye baktığımızda aslında Türkiye'de belediyeler ikiye bölünmüş gibi geliyor. Hani tabii biz bu raporu 31 Mart'tan önce hazırladık, onu da söyleyeyim. Artık bu 5 yıl içinde belediyelerde bir değişim beklediğimizi de söylemek isterim. Orada bir aile danışma merkezleri ve işte aile terapisi, daha çok çift terapisi üzerinden giden bir yaklaşım söz konusu ve kendilerini aile danışma merkezleri olarak yapılandırıyorlar. Bir tarafta da kadın danışma merkezleri var. Ve sanki bu iki merkez birbirinin karşıtıymış gibi. Bir tanesi kadınların bireysel olarak güçlenmesine hedefliyor, kadın danışma merkezleri dediğimiz. Diğer tarafta da ailenin güçlenmesine hedefliyor gibi. Birincisi bu ikiliğin ortadan kalkması gerekiyor. Ve bunu sadece kadın danışma merkezi yürüten, işleten belediyelere de söylüyorum. Lütfen aile danışma merkezleri de açın. Kadın danışma merkezi evet kadınların güçlenmesi açısından çok önemli. Kadınların ihtiyaç duyduğu hukuki destek mekanizmaları açısından önemli. Yani danışma merkezi dediğimiz bazı danışma merkezleri şiddete maruz kalan kadınlara danışmanlık veriyor. Ama bazıları kadınların işte çocuklarıyla yaşadığı sorunlar da dahil olmak üzere başka desteklere de kadınları yönlendirebiliyorlar. Mesela Ankara'daki işte güçlenme merkezi ve benzeri. Bu nedenle kadın danışma merkezleri bireysel olarak kadınların güçlenmesi, kendi ayakları üstünde durması, birlikte oradaki uzmanlarla birlikte kendi hayatlarına dair düşünmeleri, karar vermeleri, yol almaları açısından önemli merkezler ve olmazsa olmaz, mutlaka açması gerekiyor bütün belediyelerin. Ama aile danışma merkezleri de sonuçta biz toplumsal varlıklarız diyeceğim ve kadınlar olarak hiçbirimiz bir kadın topluluğu içinde yaşamıyoruz ki kadın topluluğu içinde yaşasak da aramızda çatışmalar mutlaka olacaktır. Sosyoekonomik durumdan dolayı olacaktır, farklı saç rengimiz bile belki bir çatışma kaynağı olabilir. Ama toplum içinde yaşadığımız için ve ailede de ister partnerimiz olsun, ister evli olalım, ister bekar olalım, ilişki içindeyiz, insanlarla ilişki içindeyiz. Ve bu ilişkinin kendisinde zorlukları var.
iletişime dair zorluklar olabiliyor, çatışmalara dair zorluklar olabiliyor, çocuk söz konusuyla çocuğa dair zorluklar olabiliyor. Aile danışma merkezleri asıl olarak bunları yapıyor. Aslında bu da bir ihtiyaç ve bu iki ihtiyacı birlikte ele almak gerekiyor. Ben aileyi destekliyorum. Öyle ideolojik bir yaklaşım var. Ben aileyi destekliyorum, aileyi güçlendireceğim. Kadını da aile içinde görüyorum yaklaşımı. Kadın danışma merkezlerini tamamen hiçe sayıyor. Diğer taraftan kadını sadece birey olarak görünce de aslında o toplumsal ilişkiler içinden koparmış oluyorsun ki koparmamış oluyorsun. O orada bir gerçeklik olarak duruyor. Sen kabul et ya da etme. Kadın o ailenin içinde duruyor ve o aile içindeki ilişkiler içinde de kadını güçlendirmek gerekiyor. Bir de biz sonuçta değişim ve dönüşüme inanan insanlarız, yoksa sabit bir dünyada yaşardık. Aile de dönüşebilir. Hani belli koşullar altında mutlaka dönüşecek demiyorum ama eğer böyle bir ihtimal, böyle bir olanak olduğunu düşünüyorsak o olanağı da kullanmak gerekiyor. Bu nedenle her iki danışmanlık merkezi de önemli. Sığınma evlerini zaten biliyorsunuz, hani özellikle sığınaklar şiddete karşı önemli mekanizmalar. Büyükşehir belediyelerine baktığımızda yanlış hatırlamıyorum raporda tam sayı var ama 8 tane büyükşehir belediyesi, 10 büyükşehir belediyesi sığınak işletiyor şu anda, sığınak yürütüyor. Orada da sorun şu ki Türkiye'de sığınaklar siz şiddete maruz kaldığınızda size destek veriyor ama ondan sonrası çok muğlak. Tamam, sığınma evinde 12 ay kaldınız, sonra nasıl bir hayat kuracaksınız? Orada güçlenme faaliyetleri de oldu. Buna ilişkin düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. Bazı belediyeler yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi buna iyi bir örnek. Sığınma evi sonrasında da kadın kendi hayatını kuruncaya kadar onlara destek veren, geçici işte barınma olanakları sağlıyor. Kendi lojmanlarını tahsis ediyor kadınlara ve benzeri. Ama bu bütün bu merkezlerin hem kadın bireysel olarak hem de toplumsal konumu toplumsal konumunu güçlendirmek anlamında önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ve birini de diğerinin yerine koymuyorum. Biri, çünkü farklı işlevleri var. Farklı hedef grupları var ve bizim de bu hedef grupları görmemiz gerekiyor. Peki genel olarak büyükşehir belediyelerinin kendi karnelerine, yani münferit karnelerine baktığınızda bu danışma merkezlerini barındıran ve barındırmayanlar arasında böyle bir farkı nasıl yorumlayabiliriz? Ya bir parti farkı var, onu söylemek istiyorum. Açıkçası. Yani kadınların güçlenmesini hedefleyen belediyeler kadın danışma merkezi de açıyorlar. Kadınları birey olarak gören belediyeler. İşte İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldıktan sonra da pankart asıp biz İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatacağız diyen belediyeler kadın danışma merkezi açıyorlar. Onu söylemek istiyorum. Yani eşitliğe inanan belediyeler aslında kadın danışma merkezi açıyor. Kadın danışma merkezi açmaya da devam etsinler ama yanına aile danışma merkezi de koysunlar. Diğer taraf eğer eşitliğe inanmıyorsa oradan uzak duruyor. Çünkü kadının birey olarak güçlenmesi rahatsız ediyor. Sanki kadının birey olarak güçlendiğinde böyle toplumun temel taşlarına dinamit yerleştirmişiz gibi bir duyguya kapılıyor nedense. Daha çok aileye ve oradaki erkeklere bağlı bir hayat, aile ve oradaki erkekle iyi olma, iyi ilişki üzerinden giden bir hayat tasavvur ediyor kadınlar. Tabii onlar da ailede şiddet olsun istemiyorlar. Ama mümkünse aile içinde her şey olsun, bitsin, yürüsün. Aile dışında aslında kadını çok fazla konumlandırmıyorlar. Kadın tabii ki çalışsın dışarıda ama sonra evde kocasıyla da iyi bir ilişkisi olsun, şudur budur. Şeyi görmüyorlar, o birey olma kısmını aslında görmüyorlar. İkincisi de bu şey, yani bu güçlenme meselesi önemli. İkisi arasındaki temel fark bence bu. Şey de önemli. Bu bakım merkezleri aslında. Yani evde bakım hizmetleri dediğimiz ya da yaşlılara yönelik bakım hizmetleri dediğimiz ya da çocuklara yönelik hizmetler dediğimizde de aslında iki yaklaşım arasındaki farkı görüyorsun. Yine bu kadınların bireysel olarak güçlenmesini hedefleyen belediyeler hem danışma merkezi açtıkları gibi aynı şekilde bu engellilere ve yaşlılara yönelik hizmetlere de daha fazla öncelik veriyorlar hissindeyim. Yani şey de öyle söylüyor, veriler de öyle söylüyor. Şimdi belediye ismi de söylemeyeyim. Zaten belediye isimlerine bakmak isteyen rapora bakabilir. Evet. Tam zaten ben de bunu soracaktım size Ülker Hanım. Yani toplumsal cinsiyet rollerinin kadınların yüklediği bir diğer görev de bakım. Evet. Ailedeki engelli, ailedeki yaşlı ve tabii ki çocukların bakımı. Burada da bakım hizmeti ve destek konusunda genel olarak gene hani yerel yönetimlerin karnesini nasıl değerlendirmek lazım? Ya şöyle düşünüyorum. Birincisi, biraz önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı var dedik ve bu işlerle engelli ve yaşlı
çocuk da dahil olmak üzere asıl görevli şey Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Bunun altını çizelim. Ama belediyelerin yapacağı çok fazla şey var. Çünkü yasalara göre, belediye mevzuatına göre aslında sosyal hizmetlere dair belediyelerin yaptığı hizmetlerin önünde herhangi bir engel yok. İstediği her şeyi yapabilirler. Öyle söyleyelim. İstediği çok şey yapabilirler daha doğrusu. Her şeyi deneyeyim. Burada da şey söz konusu. Şimdi yaşlı bakımı yaşlı refah açısından önemli. Yani olaya iki açıdan bakmak gerekiyor. Bir, bireylerin refahı, refah düzeyini arttırmak nasıl mümkün olabilir? Çünkü yaşlılar bu toplumda yaşıyorlar ve refah düzeylerinin artması gerekiyor. Engeller de aynı şekilde, çocuklar da aynı şekilde. Bir tanesi bu bireylerin kendi refahları çerçevesinde hizmetlere yaklaşmak gerekiyor. Ve belediye kendisine şunu sormalı. Ben bu bireylerin refahları için ne yapıyorum? Mesela yaşlıların hareketliği için ne yapıyorum, engellerin hareketliği için ne yapıyorum, insana yaraşır bir hayat sürmeleri için ne yapıyorum, dışarı çıkıp sosyalleşmeleri için ne yapıyorum gibi. Birinci soru bu. Birinci soru gerçekten bu bireylerin ihtiyaçları üzerinden hizmetin planlanması. İkincisi de maalesef Türkiye'de özellikle de engelli bakımı söz konusu olduğunda bu bakım tamamen kadınların üzerine yıkılmış durumda. Aynı şey çocuk bakımı için de geçerli. Yaşlar söz konusu olduğunda biraz durum değişiyor. Erkek çocukları da anne babalarıyla ilgileniyorlar en azından veriler. Yani şey o kadar keskin değil, ayrım o kadar keskin değil anlamında. İkincisi de ben bu bakım hizmetlerini verdiğimde kadınların üzerindeki yükü azaltacağım. Ve bu yük azaldığında hem kadınların istihdama katılımı mümkün olacak hem de zaten bakımın kendisi çok ağır bir yük. Ve çok yorucu bir yük aslında. Özellikle engelli bakımının kendisi çok ağır ve yorucu bir yük. Çünkü sürekli o hizmeti vermeniz gerekiyor. Evdeki kişi olarak sürekli o hizmeti vermeniz gerekiyor. Yani bu ikisini bir arada düşündüklerinde aslında doğru hizmet nedir sorusuna da cevap vereceklerdir. Şimdi bizim belediyelere baktığımızda bir evde bakım hizmetleri veriyor. Yaşlılara ve engellere yönelik olarak işte temizliktir, kuaförlüktür, banyo ve benzeri. Ama bunun verme kriteri yoksulluk. Yani yoksulluk altındaki bireylere ancak verebiliyor. Eğer siz yoksul değilseniz, şeye göre asgari ücretin 3'te 2'sinden daha yüksek bir gelire sahipseniz gibi bir hesaplamaları var. O zaman size bu hizmeti vermiyor ve siz bu hizmeti özel sektörden almak zorunda kalıyorsunuz. Hani özel sektör bu hizmeti ne kadar iyi veriyor o da bir soru işareti. Yani bazı hizmetlerin özellikle bakım hizmetlerinin bu sosyoekonomik duruma bakmadan da verilmesi gerekiyor. Ben onu söylemek isterim. İkincisi, gündüzlü bakım merkezleri açıyor sözde. Ama bakıyorsunuz koca Büyükşehir Belediyesi'nde bir tane gündüzlü bakım merkezi var yaşlı. Şimdi Ankara'yı düşünün. Bu gündüzlü bakım merkezinde Sincan'da olduğunu varsayın ya da Kızılay'da fark etmez. Şimdi Ankara'da Keçiören'deki, Mamak'taki, Altındağ'daki, Pursaklar'daki yaşlı evinden kalkacak, otobüse binecek, gündüzlü bakım merkezine gelecek, sonra tekrar evine dönecek. Bu mümkün değil. Yani bunun sağlanması. Çünkü biz belediyelere soruyoruz, var mı gündüzlü bakım merkezin? Var. Ama o kadar uzak ki, o kadar erişilmez ki, o kadar az kişiyi kapsıyor ki. Ya da mola evleri. Daha çok işte engelli birey varsa evde, işte daha çok da kadınlar baktığı için kısa süreliğine mola evlerine bırakılıyor. İşte fatura ödemesi, belki bir arkadaşıyla kahve içmek ve benzeri bir soluk aldıkları yerler mola evleri aslında. Bakıyorsunuz sayısı çok az. 2 tane, 3 tane, 4 tane. İşte Gaziantep'te galiba 2 taneydi Gaziantep Büyükşehir'de. Şimdi bu 2 taneye kim gelsin kim gitsin anlamında söylüyorum. Yani bizim şu anda özellikle bakım hizmetleri çerçevesinde eğer kadınların üzerindeki yükü azaltmak istiyorsak tekrar yine en yakın yerde mahalle düzeyinde hem engeller için hem yaşlılar için mola evlerinin olması, bunların sayısının artması gerekiyor ki kadın oraya engelliyi bırakabilsin ve gidip işlerini yürütebilsin. Aynı şekilde yaşlıların sosyalleşmesi açısından bu önemli. Mesela Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde emekliler evi var. Ama şu an emekliler evi sadece erkeklere neredeyse hizmet veriyor. Çünkü kahvehane gibi. Kahvehane gibi. Şimdi bunu değiştirmeye dönük çalışmalar yapıyorlar. Belediyenin kendisi de bunun farkında. Başka şeylerden bu da mesela toplumsal cinsiyete dair bir şey aslında. Yani bazı emekli evinin kahvehane gibi kullanılması. Ama baştaki şeye dönüyoruz. Bu mahalle düzeyinde hizmet üretme şeyine belediyelerin geçmesi gerekiyor. Çünkü aksi takdirde mutlaka bu hizmetin dışında bırakılanlar olacak. Aynı şey çocuk bakımı için de geçerli. Mesela 0-3 çocuk bakımına bakıyoruz. Daha çok anneler bakıyor. Önemli ölçüde anneler bakıyor. Ya da anneanne ya da babaanne. Yani bir kadından bir başka kadına geçiyor aslında çocuk bakımı. Yaygın kreşler yok. Belediye kreşlerine baktığımızda en son bir belediyenin kreşine baktık. 2000 TL şey diyordu.
Ucuzmuş 2000 TL öyle dediler bana. Piyasada bilmiyorum bu arada. Piyasaya göre ucuz olabilir evet, ama ucuz demek ama değil bu. Ücretsiz olması gereken bir hizmetten hani para alınması aslında başlı başına bir şey. Bu ücretsiz hizmet verme anlayışı Türkiye'de çok yaygın değil. Özellikle yoksul kesimlere. Kadın zaten çalışmıyor. Sen onu çocuğuna ücretsiz bakacaksın ki o da ya bir mesleki eğitim kursuna gitsin ya da iş arasın. Benzeri. Bu arada senin sorun neydi? Ben tamamen başka bir şey anlatmış olabilir miyim? Hayır, tam da buydu. Ve sizin söylediğiniz şeyde de tam da onu düşündüm. Yani neyin ucuz neyin ucuz olmadığı aslında sizin onu ne kadar verebileceğinizle de çok alakalı. Siz kendiniz çalışmıyor ve kendi maaşınızı kazanmıyorsanız ve bu toplumsal cinsiyet rolü olarak da sizin göreviniz olarak görülüyorsa o 2000 TL'yi siz harçlığınızdan mı vereceksiniz ki? Yani aynen hani öyle. İşte ailenizdeki erkekten alacaksınız. Bu eşiniz olabilir, babanız olabilir ya da işte en yakın erkek olabilir. Ondan alıp vereceğiniz bir şey olduğunda zaten aile buna herhalde çok da ya şöyle şey bakmaz. Cümle şudur. Şey kursa gidip ne yapacaksın? 3 sene otur çocuğa bak. 2000 TL'de kreşe vermeyelim. Tabii. 2000 TL aileye kalır. Mutfak masraflarına gider cümlesi çok rahat kuruluyordur bence. Tabii. Yani dolayısıyla ucuz değil ücretsiz kesinlikle noktasında bir yerde durmak evet. Çok mühim. Aynen bir de hani siz konuşurken kendi kendime içimden geçirdiğim başka bir şeydi. Engelli ve yaşlı bakımı hani kültürel olarak evet, hani aile bireylerimize ve birinci derece yakınlarımıza bakmakla ilgili böyle biz kültürel olarak da öyle bir şekilde sanırım kodlanıyoruz ama bunlar çok ciddi uzmanlık ya da psikolojik destek isteyen şeylerde. Bir engelliye bakmak, zihinsel ya da fiziksel bir yaşlıya bakmak kolay işler değil. Yani dolayısıyla bakan kişinin de aslında psikolojik destek alması, bunun doğru yönteminin ne olduğuna dair belki bilgilendirilmesi için bile hani bırakın mesleki eğitim almayı o molada belki o bakımla ilgili hem kendini hem de karşı tarafa bakımıyla ilgili belki alması gereken bilgiler de olabilir. Mesela bu kısımda da siz anlatırken aklımdan o geçti. Birkaç tane belediye mesela onu yapıyor, ailelere destek hizmetleri sunuyor işte Alzheimer'lı ailelere. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok zor bir şey çünkü ailede Alzheimer yapıyordu. Olması. Yani şey var, birincisi bu çok zor bir şey. Ve her koşulda biliyorsunuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir ödemesi var. Evde engelli bakım ödemesi dediğimiz. Aile kendi engellisine bakarsa ki yoksulluk kriteri de var yine orada. İşte siz yoksulsanız, engelliye bakıyorsanız belli bir ödeme yapılıyor size. Sonra TÜİK'in istatistiklerinde çalışan olarak gözüküyor bu kadınlar. Genellikle kadınlar yaptığı için. Ama sosyal sigortaları yok biliyorsunuz. Devlet bu şekilde kayıtsız işçi çalıştırmış oluyor. İşin öyle bir tarafı var. Ama öyle olsa bile mutlaka geçici de olsa bu engellerin bir yere bırakılması gerekiyor. Bu sadece mola evlerinden bahsetmiyorum. belki yılda 2 hafta siz tatil yapacaksınız. Engelliyle tatil yapmak çok güç olacak. O zaman geçici barınma olanaklarını sağlaması gerekiyor. Tamam. En azından 2 hafta, 3 hafta siz engelliyi bırakabileceğiniz bir yerin olması gerekiyor. Ya da bir düğüne gideceksiniz. Yine yatılı bir bakıma ihtiyacınız olacak. Yine devletin bunu sağlaması gerekiyor. Yani hem evde engelli bakımı, evde bakılanlar için söylüyorum. Hem engelli bakımı hem de yaşlı bakımının kendisi bireylerin üstlenemeyeceği bir yük ve bireylere de bırakılmamalı. Yani yaşlının ve engellinin refahı açısından bile tek tek bireylere bırakılmamalı. Çünkü sizin dediğiniz gibi çok ağır bir yük olduğu için psikolojik pek çok şey de ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle kamuyla o bireylerin bakımı sağlamak isteyen her kimse, eğer bakımı zaten sağlamak isteyen hiç kimse yoksa mutlaka kamu bakımı sağlanmalı. Ortaklaşa bir yerde buluşmamız gerekiyor. Yani kamunun belli destekler vermesi gerekiyor. Bireylerin belli işte destekler vermesi gerekiyor ve her koşulda mutlaka kamu o işin içine girmeli. Sadece ben sana para veriyorum, sen de otur haftanın 7 günü 24 saat bu engelliyle ilgilen demek insani değil. Bakan açısından hiç insani değil çünkü çok yorucu bir iş. Ama şu an bizim bakanlık o tarafı hiç görmüyor. Nasıl olsa ben para veriyorum, işte bunlar da yoksul, hem çocuğuna bakıyor hem de para kazanıyor yaklaşımı olduğu sürece. Yani zihniyet değişmiyor. Oysa hak temelli bir yaklaşım olsa hem bu engellinin o evden çıkması, farklı bir ortam görmesi, sosyalleşmesi onun açısından iyi olacak diyecek. Hem de ona bakanın azıcık soluk alması, kendi arkadaşlarıyla zaman geçirmesi ya da evdeki engelli ne oldu, onun kaygısını duymadan zaman geçirmesi iyi bir şey deyip ona uygun politikalar üretecek. Henüz oraya gelemedik ama.
Yani ben genel olarak her bir sorunun içerisinde sizin önerilerinizi duydum. Ama programın da sonuna doğru yaklaştık. Bir genel değerlendirme yapmanızı isteyeceğim sizden. Benim genel olarak hani bütün bu konuşmaların içerisinde sıklıkla duyduğum ve anladığım iki kavram altına toplamak gerekirse hem erişilebilirlik hem de kapsayıcılık çok ciddi iki problem. Tabii bunları... Alt kırılımları da var ama size bırakayım son sözü. Bundan sonra kat edilmesi gereken yollar hakkında bize böyle bir belki kılavuz, rehber. O zaman şöyle söyleyeyim. Belediyeler dinliyorlarsa önce onlara söyleyeyim. Birincisi verilerinizi toplayın. Başta sen de söyledin. Ve cinsiyet kırılımında aslında veri toplamak gerekiyor. Ondan sonra o verileri topladığınızda kendi hizmetlerinizi değerlendireceksiniz. Kim yararlanıyor, nasıl yararlanıyor, kim yararlanmıyor, nasıl yararlanmıyor. Bütün bunların bir analiz edilmesi. Ve bu analizler üzerinden aslında politikaların üretilmesi gerekiyor. Ve biz buna zaten veri temelli politika üretme diyoruz. Bu belediye başkanlarının inisiyatifini hiçe sayan bir şey değil. Çünkü sonuçta biliyoruz ki belediye başkanlarının belli ideolojileri var, belli politik yönelişleri var. Elbette seçilirken de onu söylüyorlar. Ama en azından işitlikçi olan belediyelerin bunu yapması gerekiyor. Yani ben nasıl bir işte Ankara istiyorum, ben nasıl bir Eskişehir istiyorum sorusuna cevap verdikten sonra o nasıl sorusuna eğer eşitlikçi bir cevap veriyorlarsa veri toplayıp analiz etmek ve veri temelli politika üretmek önemli. Bu geride hiç kimsenin kalmaması, herkesin o kapsam içine alınması açısından önemli. İkincisi, kent çok homojen bir yapı değil, heterojen bir yapı ve farklı ihtiyaçlar var. Aslında bu farklı ihtiyaçları gören bir hizmet sunumuna da gerekiyor. Bu da şeyi görmek gerekiyor, sosyoekonomik farklılıkları görmek gerekiyor. Yani yoksul, işsiz ve yoksulluk içindeki kadınların ve erkeklerin ihtiyaç duyduğu hizmetler ile çalışanların ihtiyaç duyduğu hizmetler farklı. Her ikisinin de ihtiyaçların karşılanması gerekiyor ama bu farklılıkları gören bir hizmet sunum modeline geçmek gerekiyor. Yani ihtiyacı bilen bir hizmet sunum modeline geçmek gerekiyor. Üçüncüsü hak temelli yaklaşım dediğimiz bir yaklaşımla hareket etmek gerekiyor. Özellikle bunu sosyal yardımlarda altını çizmek gerekiyor. Sosyal yardımların bir hak olduğu ve gelenlere yani siz her ne kadar yardım deseniz de bunun bir destek olduğu ve burada yaşıyor olmanın, insan olmanın gereği aslında bu sosyal yardımları verildiğini, belediyenin bütün çalışanların içselleştirmesi gerekiyor ki bölge cinsiyetine bakılmaksızın ister kadın, erkek, LGBT artı ne oluyorsa olsun o sosyal yardımlara herkes erişebilsin. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü bu merkez meselesi. Genellikle merkezler üzerinden belediyeler hizmet veriyor. Öyle olunca da merkeze gelenlere sadece hizmet vermiş olabiliyorlar. Merkeze erişebilenlere hizmet vermiş oluyorlar. Oysa o merkeze gelemeyip o hizmete ihtiyaç duyan çok fazla kişi var. Bu nedenle evde sosyal hizmet uygulamaları diyebileceğimiz bir ilk basamak olarak söylüyorum. Belki bu evde sosyal hizmet uygulamalarını belediyeler bir düşünse, üzerinde bir düşünürlerse bence iyi olur. Ve bir tane daha söyleyeyim sonra bitireyim. Peki. Bir de şey var. Belediyenin kendisinin eşitlikçi bir mekanizmaya dönüşmesi gerekiyor. Ama aynı zamanda hizmet verdiği bir mekan var. O mekanın eşitlikçi bir biçimde düzenlenmesi gerekiyor. Bu da aslında bunu sağlayacak mekanizmalara ihtiyaç duyuyor. O yüzden eşitlik birimlerinin kurulması gerekiyor belediyeler bünyesinde. Ve bu eşitlik birimleri de hadi ben eşitlik birimi kurdum, oldu, bitti değil. Hem oradaki o mekandaki farklı sivil toplum örgütleriyle organik ilişkisi içinde olan bir eşitlik birimi olmalı ki kenti bir bütün olarak görebilsin. Ama aynı zamanda belediyenin farklı birimleriyle ortak çalışabilen bir eşitlik birimi olmalı ki işte sosyal hizmetler, sosyal yardımlar, fen, park işleri, ulaşım gibi birimlerin de hizmetlerini üretirken eşitlikçi bir biçimde üretebilmesine destek olabilsin. Yani böyle bir eşitlik biriminden bahsediyoruz. Yetkin ve sözü geçen diyelim. Yoksa bazı belediyeler eşitlik birimi kuruyor. İki tane de uzman koyuyor oraya. Genellikle kadın oluyor zaten bu uzmanlar ve eşitlik birimi var diyor. Böyle bir birimden bahsetmiyoruz. Şimdilik bunları yapalım. Sonra daha var. Karnede bir tık yukarı çıkalım sonra devam edeceğiz. Var var. Daha söylenecek çok şey var. Sevgili Ülker Hanım çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür keyifli ederim. Ve çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Umarım bu çalışmalarınızdan yararlanılmasını dileyelim. Ben de zaten paylaşımlarda raporunuzun da bağlantısını veriyor olacağım. Müsaadenizle bugünkü programı kapatmak isterim. Tamam, 400. bölümde de
çağırırsanız seviniriz. Tabii ki, elbette. Teşekkür ederim. İlk defa bir konuğum kendisi benden söz aldı. Çünkü biliyorsunuz çok alıştığınız üzere ben genellikle konuklarıma programda zorla söz alırım bir sonraki yayın için. Bu da çok hoş oldu. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, geçmiş mekan ve insan programlarını takip etmek ve yeni eklenen programlardan haberdar olmak için Mekan ve İnsan'ın YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. Gelecek hafta Salı, Mekan ve İnsan'a bir haftalık ara vereceğiz. 11 Haziran Salı, Mekan ve İnsan'ın 301. bölümünde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.